yapıyorsun sen, delirdin mi? Delirdim. Sensizlik delirtti beni. Macit bak şimdi yakalanacağız. Eğer sessiz olursan kimse bizi yakalayamaz. Nasıl girdin buraya? Küçük bir yardım aldım. Ses sana duyacaklar şimdi. Yani Fahriye hadi Macit delirdi de sen de mi delirdin? Nasıl yaptın bunu? Sevenleri kavuşturmak çünkü canım. Büyük sevap, anlatabiliyor muyum? Hadi haydi. Geldim. İstedim seni. Gördün. Baban izin vermedi. Evlenmemize de asla izin vermeyecek. Ne yapacağız peki? Kaçalım buralardan. Bu mahalleden. İstanbul'dan. Nereye? Bilmem. Birlikte olabileceğimiz bir yere. Kimsenin bizi ayıramayacağı bir yere. Macit. Bunları sonra konuşsak. Yani eğer şimdi yakalanırsak her şey bizim için çok daha kötü olacak. Umurumda mı sanıyorsun Neriman? Ben senin için her şeyi göze aldım. Ailemi, her şeyi geride bıraktım, sana geldim. Sen de yapacak mısın bunu? Benimle gelecek misin? Macit. İnsanın birdenbire hayallerinden, ailesinden vazgeçmesi biraz zor değil mi? Benim bütün hayallerim sana çıkıyor Neriman. Bu ne? Sınav kağıdı. Ne sınavı? Eskişehir yetenek. Macit bak, yani şu an bunları konuşmanın gerçekten sırası değil. İkimizi de çok zor durumda bırakıyorsun, farkında mısın? Hadi Macit, olalım artık. Zengin ya. Ay değil mi? Kız nasıl kaçırılır hiç bilmiyor. Hadi ne söyleyeceksen dışarıda söyle. Çağır. Hayırdır? Ne yapıyorsun bu saatte? Hayır. Babam. Sakin ol. Anlamadım. Hayırdır? Dır Cihan başımda. Vallahi burama kadar geldi. Nefes alamadım, geldim sizde kalayım dedim Faiz amca. Sen zaten bizde kaldın. Akşam benden izin aldın ya kızım. Ay. Ben uyku sersemi ne söylediğimi hiç bilmiyorum şu an. Sen iyi misin kızım? Allah, hep
hepinizi kahretsin inşallah. Defolun gidin buradan. Hanımefendi, bir sıkıntınız mı vardı? Yok. Hayır, yok bir şey. İyi nöbetler. Gidelim. Fahriye, neden gülüyorsun? Hayır yani. Koskoca playboy kız kaçırmasını beceremiyor. Fahriye, bak sinirleniyorum ama. Ay, kız kaçırma meclisi meselesi yüzünden kendi başını yaktığı yetmemiş gibi... Hani elini yüzüne bulaştırdı, bizim de elimize, yüzümüze... Fahriye, bak senin gerçekten bu yastıklı döverim. Acıyor mu kardeşim? Yok be oğlum. Geçti. Ne var? Yok bir şey. Yok yok, var bir şey. Yumurtlayacaksın sen bir şeyler. Söyle bakayım. Ne var? Tamam. Ya bu Neriman için kurşunun önüne kendini attığında ne hissettin be kardeşim? Çok korktum. Hayatta hiç korkmadığım kadar çok korktum Can. Ama vurulmaktan değil ha. Ya Neriman'a yetişemesem? Ya ona bir şey olursa diye çok korktum. İlk kurşun bana geldiğinde rahatladım. Neriman kurtuldu dedim. Ama Neriman da vurulunca ölüyorum sandım oğlum. O ölürse ben yaşayamam dedim. Şinasi var ya, senin böyle bu kadar ha, bu kadar som altından bir kalbin var kardeşim. Vallahi bak. Anlayamam.